Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ve mecliste yoğun bir gündemle çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak oldukça yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle milletvekillerimizin bir kısmı meclisteki yasama faaliyetlerine devam ederken önemli bir kısmını da bu hafta Ankara dışı görevlerde yeni görevlerde görevlendirdik. Özellikle bu hafta önemli duruşmalar görüldü. Bunlardan görüldü veya görülecek. Bunlardan birincisi dün Antalya'da görülen Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün yargılandığı duruşmaydı. Bu duruşma, bu dava asla tutukluluğu hak etmeyen, oradaki bir ihmal sonucu bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiği teleferik kazası sonrasında açılmış bir dava. Bu davada Sayın Kocagöz'ün, belediye başkanımızın kusurlu olamayacağı apaçık ortadayken, ilgili şirketle bağı 3 ay öncesinden kopmuşken ve ilgili şirket Mesut Kocagöz ayrıldıktan, belediye başkanı olduktan sonra 3 kez daha denetlenmişken, Sayın Belediye Başkanımız tutuklu yargılandı, tutuklandı. Biz defalarca yargılayın, elbette adaleti biz de bekliyoruz ama tutuklu yargılamayın ve başkanımızı Kepez'den ayırmayın. Kepez Belediyesi'ne, Kepez halkına yapacağı hizmetler var demiştik ama tutuklu yargılanıyordu ve dünkü duruşma sonrasında tahliye edildi. Bundan dolayı mutluluğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Başkanımıza buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Ve umuyorum ki kendisi Kepez halkıyla buluşmaktan ve onlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyordur. Antalya'daki bu duruşmada Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Bakanımız Gül Çiftçi, Milletvekillerimiz Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Yalım Halıcı, Barış Bektaş ve Gökhan Zeybek, yine Gölge Bakanımız, takip ettiler duruşmayı ve orada bulundular. Bugün gözümüz kulağımız Diyarbakır'da Tahir Elçi duruşması var. 9 yıllık bir dava. Tahir Elçi bir barış ve demokrasi mücadelecisiydi. Diyarbakır Baro Başkanı'ydı. Herkesin gözü önünde katledildi ve 9 yıldır adalet bekliyoruz. 9 yıldır bitmeyen bir duruşmalar serisi izliyoruz ve umuyoruz ki bugün hiç olmazsa Diyarbakır'dan hukuka dair, adalete dair küçük de olsa veriler gelir. Gözümüz, kulağımız Diyarbakır'da olacak. Tahir Elçi duruşmasında da Sezgin Tanrıkulu, Aliye Timisi Ersever, Yüksel Taşkın, Okan Konuralp, Cumhur Uzun, Sibel Suiçmez, Sevda Erdan Kılıç ve Aliye Coşar vekillerimiz orada duruşmayı takip ediyorlar bugün itibariyle. Değerli arkadaşlar, yine bugün Adıyaman'da İSİAS Otel duruşması oluyor. Orayı da takip ediyoruz. Süleyman Bülbül, Nermin Yıldırım Kara, Hasan Öztürkmen milletvekillerimiz o duruşmadalar. Çünkü kamuoyunun da yakından bildiği gibi İSİAS Otel Adıyaman'da deprem sırasında aslında herkesin önceden yıkılır bu dediği çürük bir bina olarak tabir edilen ve betonunda, demirinde büyük teknik eksiklikler olduğu bilinen bir oteldi. Orada 39'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcu kardeşlerimiz olmak üzere 72 vatandaşımız can verdiler. Bu duruşma da son derece önemli ve bu duruşma deprem sonrası duruşmalar açısından sembol dava olması dolayısıyla da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu duruşma davayı da yakından takip ediyoruz. Dün yine Trabzon'da Metin Lokumcu davası görüldü. Metin Lokumcu, Gezi olayları sırasında polisin sert müdahalesi ve gazı sonrasında yaşamını yitirmişti. 13 yıldır süren bir dava ve gelinen noktada Trabzon'da savcı
ilgili polisler hakkında takipsizlik kararı istedi. Yani Türkiye'deki adaletin geldiği noktayı göstermesi açısından çok çarpıcı. Metin Lokumcu davası da hala kanayan bir yara olarak devam ediyor. Ve özellikle Türk yargısının nasıl geciktiğini ve ilgili kamu görevlilerini nasıl bir şekilde koruduğunu apaçık ortaya koyuyor. Yine bu duruşmayı da Tahsin Ocaklı ve Sibel Suiçmez vekillerimiz takip ettiler. Değerli arkadaşlar, bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Maalesef çocuk işçiliği konusunda Türkiye iyi bir yerde değil. Ülkemizde nüfusun %26'sını çocuklar oluşturuyor. Ama çocuklarımızın %22'si iş gücünün içerisinde. Bu dünya, özellikle bizim gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler içerisinde baktığımızda son derece yüksek bir rakam. Çocuk işçiliğinin birçok sebebi var ama en önemli sebebi yoksulluk ve ailelerin ekonomik zor koşullar içerisinde yaşarken çocuklarını da bir şekilde iş gücünün içerisine katmak zorunda kalmaları. Oysa çocukların korunması, çocukların bir yandan mesleki eğitim alırken diğer yandan eğitimlerine devam etmesi, çocukluklarını yaşayabilmeleri bir ülkenin, bir toplumun gelişmişliğiyle ve önüne hangi umutlarla bakabildiğiyle çok ilişkilidir. Buna rağmen çocuklarımızın iş gücünde kullanıldığını görüyoruz. Özellikle rakamlara baktığınızda son derece kara rakamlarla karşı karşıyayız. AKP iktidarı döneminde kayıtlara giren 931 çocuk işçi ölümü var. Neredeyse 1000 civarında çocuğumuzu 22 yılda çocuk işçiliği yüzünden kaybetmişiz. Burada denetimsizlik, alınması gereken önlemleri almamak mutlaka var. Dolayısıyla bu ölümlerden hepimiz sorumluyuz. Sadece bugün değil, her zaman çocuk işçiliğini ve çocukların çalışırken maruz kalacakları her türlü olumsuz koşulları göz önüne almak ve gidermek konusunda çalışmak durumundayız. Sadece 2024 yılının ilk 5 ayında 24 çocuğumuz iş kazası sonucunda öldü, yaşamını yitirdi. Bunun adı iş cinayetidir, iş kazası değil. Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuk işçiliğine bir kılıf bulmak için sonuç olarak bir MESEM diye bir uygulamaya geçtiler. Meslek Eğitim Merkezleri adı altında. Ama baktığınız zaman orada da iş kazalarının ve çocuk ölümlerinin çok olduğunu görüyorsunuz. Son bir yılda 336 kaza geçirmiş çocuklarımız ve bunlardan 7 çocuğumuz yaşamını yitirmiş. Bu MESEM'lerin, yani çocuklarımızın elbette ki ihtiyaç duyulan yerlerde mesleki yaşama kazandırılmaları, staj yapmaları, eğitim yapmaları çok değerli. Ama bunu yapacağız diye çocuklarımızı denetimsizlik yüzünden, alınması gereken önlemleri almamaktan dolayı iş cinayetlerinde kaybetmeyi de asla kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, bayram yaklaşıyor. Hepimizin içerisinde bir bayram heyecanı var. Ama emeklilerimiz bayramın gelişini kara kara düşünüyorlar. Özellikle memlekete gitmek dahi, bayramda sıkça yapılan memlekete gitmek dahi artık çok lüks oldu. Özellikle emekliler torunlarına harçlık veremeyeceklerini düşünüyorlar. Kurban almak artık çok zor. Bir kurban fiyatı ortalama 15 bin lira. Bir emekli maaşı 10 bin lira. Ortalama emekliler Türkiye'de 12 bin lira alıyorlar. Yani bir emekli bu bayramda bir kurban alamayacak. Ve dolayısıyla da kara kara düşünüyorlar bu bayrama nasıl girecekler diye. Çalışanlar, asgari ücretliler de memleketlerine dahi gidemeyecekler. Bakınız, İPA'nın yaptığı bir araştırmada özellikle İstanbul'dan yola çıktığı zaman memleketine gideceği biletlere baktığınızda fiyatlarda %112'lik bir artış olmuş son bir yılda. Ve bir kişinin gidiş geliş maliyeti 2646 lira.
4 kişilik bir aile olsa bunlar 10.584 lira sadece bilet fiyatı. 17.000 lira asgari ücret alıyor. 10.684 lira yol parasına veriyor. Öyleyse bu asgari ücretli bu bayramda memleketine gidemeyecek. Malatya'da var bu ortalaması, Tokat var, işte Sivas var. Yani bu çok yakın iller değil, çok uzak iller de değil. Bu ortalama rakamları. Dolayısıyla buradan görüyoruz ki toplumun bütün kesimleri ağır bir yoksulluk içerisinde, bir çaresizlik içerisinde, bayramı da bayram gibi yaşayamayacak durumda. Baklava fiyatlarını, şeker fiyatlarını, çikolata fiyatlarını hiç söylemiyoruz bile. Bu bayram maalesef geniş kesimler için acı geliyor, zor geliyor. Değerli arkadaşlar, özellikle dünkü görüşme ile ilgili görüşlerimizi de paylaşmak isterim sizlerle. Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız arasındaki ikinci görüşme dün genel merkezimizde yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Genel merkezimizi ve partimizi onurlandırdı. Kendisine teşekkür ederiz. Ve bir kez daha Sayın Genel Başkanımız bu görüşmede halkımızın gerçek sorunlarını, gerçek gündemini bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaştı. Bunlar içerisinde özellikle asgari ücrete mutlaka zam yapılması, asgari ücretlerin 17.000 lirayla geçinmelerinin imkansızlığı, resmi enflasyonun bile %75 olduğu bir dönemde asgari ücretlilere zam yapmamanın olamayacağını bir kez daha söyledi. Aynı şekilde emekli maaşları 10.000 lira düzeyinde, bu da kabul edilemez, bu da birinci dereceden söylendi. Açıklanan çay ve hububat fiyatları maliyetinin bile altında. Çiftçi perişan, muhtemeldir ki bundan sonra açıklanacak fiyatlar da buna benzer seviyede düşük olacak. Bu da özellikle söylendi. Bir önemli nokta, bu Hakkari ile birlikte tekrar Türkiye'nin gündeminde birinci sıralara geldi. Kayyum atamaları. Biz öteden beri seçilmişlerin seçimle gönderilmesi gerektiğini, idarenin, hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın müdahalelerinin demokrasi anlayışı içerisinde olması gerektiğini, seçilmiş olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini, elbette yargılanabileceklerini ama bizim temel talebimizin adalet olduğunu, hukuk olduğunu ve adalet tecelli edene kadar, kararlar kesinleşene kadar bu kişilerin dava sürüyor diye tutukluluk adı altından görevlerinden alınmasını ve kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz, demokratik bulmuyoruz. Dolayısıyla da bunu da bir gündem maddesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildiğini söylemek isterim. Öteden beri önemsediğimiz konu Gezi tutukluları ve umuyorum ki bu özellikle Gezi tutukluları bağlamında biz olumlu bir sonuç almak üzere umudumuzu güçlü bir şekilde koruyoruz ve Vera'nın en kısa zamanda babası Tayfun'a kavuşacağı günü de özlemle bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olarak Türkiye'nin kurucu partisi olmanın ve birinci partisi olmanın gereğince sorumluluğunun ve halktan aldığı ödevinin farkındadır ve halkımızın gerçek gündemine bağlıdır. Halkımızın gündemi olmayan hiçbir şey bizim de gündemimiz olmayacaktır. Dolayısıyla biz bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili gölge bakanlarımız, bakanlarla bu çok önemli konuları müzakere ederken, görüşürken, çözüm yollarını önlerine koyarken, gerektiğinde birlikte işbirliği yaparak bu sorunları çözmek noktasında elimizi taşın altına koymayı da önerirken, diğer yandan da alanlarda muhalefetimizi olabilecek en etkili bir biçimde de sürdürüyoruz. Yine bu cuma günü özellikle bu hububat fiyatlarını, buğday fiyatını, 11 liralık buğday fiyatını kabul etmediğimizi ve kabul etmeyeceğimizi bir kez daha saraya duyurmak için Tekirdağ'da saat 15'te Tekirdağ Meydanı'nda çiftçilerimizle, emeğini tarlaya akıtanlarla birlikte olacağız
Biz bu mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Normalleşme sürecini, AKP'nin deyimiyle yumuşama sürecini muhalefetin yumuşatılması gibi algılamak isteyenler boş bir hayale kapılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi normalleşme sürecini değerli bir süreç, kıymetli bir süreç, başlı başına özenilmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyor ve Türkiye'de vatandaşlarımızın bizden beklediği sorunumuzu çözün talebini karşılamak üzere yürütüyor. Ama bunun içerisinde asla muhalefetin yumuşaması söz konusu değil. Biz bu yakıcı gündemleri en etkili bir biçimde gündemde tutmaya da devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alırım. Yani ilk cümlesi demeyeyim ama dediğim gibi biz bu süreci değerli, önemli buluyoruz. Ve özellikle gündeme getirdiğimiz gündem maddeleri bakımından da umudumuzu koruyoruz. Ve bunların da gerçekleşmesini ve bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız da tabii ki Cumhurbaşkanımızı genel merkezde ağırlamaktan dolayı mutluydu. Bu süreçleri en azından Sayın Cumhurbaşkanı tarafındaki süreçleri o taraftan iletişiminin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması daha isabetli olur. Bir de tabii bazı noktalar var ki onların gerçekleştikçe konuşulmasında daha yarar var. Dolayısıyla o bölüm daha çok Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın işi olsa gerektir. Şöyle, Sinan Ateş Ankara'nın orta yerinde, herkesin göz önünde bir cinayete kurban gitti ve bu bir siyasi cinayetti. Ve biz bu siyasi cinayeti ilk günden beri olması gerektiği gibi çok önemsedik ve bu cinayetle ilgili olarak adalet talep ettik her noktada. Ve Sayın Genel Başkanımız birinci görüşmede de, AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmede de Sinan Ateş davasının hakkıyla yürümesi, adaletin tecelli etmesi, Sinan Ateş'in kanının yerde kalmaması için bunu bir gündem maddesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuştu. Ve biz dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sinan Ateş'in ailesinin görüşmesini bu görüşmenin bir çıktısı olarak değerlendiriyoruz ve bundan da mutluyuz. Gerçekten de demokratik bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede bir cumhurbaşkanının böylesine açık, faillerinin böylesine belli olduğu, faillerinin bir şekilde siyaset tarafından korunmaya çalışıldığı bir siyasi cinayete kayıtsız kalamazdı. Geç oldu ama umutluyuz. Umuyorum ki adalet tecelli eder, yargılama olması gerektiği gibi yürütülür ve Sinan Ateş'in de kanı yerde kalmaz. Şunu da ifade etmek isterim. Dün Sayın Bahçeli'nin konuşması sırasında özellikle sığınmacı meselesine değinmiş olması bizce değerlidir. Ama 2011'den beri biliyorsunuz Türkiye'ye yoğun sığınmacı akımı oluyor. Ve 2011'den beri bu sorun katmerlenerek artıyor. Rakamlar değişken ama 5,5 milyonun üzerinde sığınmacı olduğu hepimizin malumu. Şimdi bu soruna bugün eğilinmiş olması, bugün bu soruna işaret edilmiş olması
Geçtir ama bizim için değerlidir. Bu süreci de yakından takip etmekte yarar görüyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.